Günaydın. Ben burada kalıyorum ve size birazcık buraya gezdirmek istiyorum. Burası bir Airbnb. Burada bir sürü 5-6 tane falan Airbnb var. Ve ben bunlardan şuradaki alanda kalıyorum. Bir havuz var. Şurada böyle ortak alanlar var ama oralara daha gitmedim. Böyle bir havuz, şöyle bir bahçe. Ve aslında bir bakıma şurası su. Yani bildiğiniz bataklığın üstüne şurada böyle bunlarla görüyorsunuz. Şunların üzerinde tahtadan bir ev yapmışlar. Ve bu kadar yani. Bu kadar basit aslında. Bakıyorum bir 5 tane falan koymuşlar. Ve burada kiraya veriyorlar. Çok mantıklı geliyor. Her zaman. Buralar değil asıl önemli olan yerler. Banyoya bakın. Nereye sıçacaklar? Burası açık ara kaldığım en iyi yer. İnanamıyorum. Çok güzel. Günaydın. Günaydın. Burada benim odaya kahvaltı dahilmiş. O yüzden saat 10'da kahvaltı geldi ve odaya geliyor. Çok iyi değil mi? Şimdi kahvaltı edeceğim. Kahvaltıda ne var? Kahve, portakal suyu, yumurta. Otelde ne söylerseniz söyleyin. Yanına böyle ketçap mayonez getiriyorlar. Yani yumurta ve ekmeğin yanında da ketçap mayonez vardı. Dün akşam salatanın üzerinde de ketçap mayonez vardı. Her şeyin yanına koyuyorlar yani. 0.5. Yani 0.5'te görüntü kalitesi çok gidiyor. Ama böyle de çok anlaşılmıyor. Bir de anlatıyorum. Yani sonra en son bir odayı genelde gösteririm. Odaya giriyorsunuz. Karşıda bir tane cibinlikli bir yatak karşılıyor. Burası doğanın çok içerisinde. Bak sesleri zaten duyuyorsunuzdur. O yüzden böyle böcekler için cibinlik yapmışlar. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Yani ama ne kadar koruyabilir? Sivrisinek yok zaten burada arkadaşlar. Genel olarak böyle karınca tarzı veya yusufçuk mu deniyor? Bir adet çift kişilik yatağımız var. Yatak rahattı bu arada. Gayet güzeldi. Şöyle söyleyeyim. Mesela ben kaldığım diğer otellerde İki tane tek kişilik yatakları birleştirip çift kişilik yatak yapmışlardı ama bu öyle değil. Bu yani tamamen çift kişilik yatak. Bu anlamda çok iyi çünkü bir bakıma şey oluyor böyle ortada yatamıyorsunuz, rahat olmuyor falan. Bu gayet yerinde bir yatak. Sevdim onu. Rahatladık. Komodinimiz var. Ve bu komodin aslında neden gösteriyor? Bunun içini hiç açmadım bu arada. Zaten galiba da açılmıyor. Gerçekten süs diye koymuşlar. Bu komodinin arkasında bir tane priz var. Bu arada Endonezya'da prizler bizimle aynı. O yüzden böyle dönüştürücü falan almanıza gerek yok. Benim göstermek istediğim asıl şey bu ev tahtadan oluşmuş. Ve bir set tahta yapmışlar. Bakın. Bakın burası dışarısı yani. Burası bahçe. Hatta size gösterdiğim havuz. Ve şu an evin içindeyiz. Yani evin içinde böyle yarıklar var. Yani bakar mısınız? Böyle burada böcek olmayacak da başka nerede olacak? Elek bakın şurası. Mesela bildiğin elim çıkıyor evin içerisinden. Yani bu kadar doğayla iç içesiniz. Zaten birazcık bakın genişten aldığım zaman camların şu aralarındaki boşlukları görebiliyor musunuz şunları? Bunların hepsi işte açıklık. Bir set tahtadan yapmışlar. Başka hiçbir şey yok. Alt taraf da öyle burada. Üstte bir tane pervane var. Bu pervane. Bu arada ben burada kaldığım süre boyunca bence soğuktu. Yani gerçekten ormanın içinde ve bence dışarıda yattığınız için soğuktu. Ben hiç pervaneyi ve klimayı çalıştırmadım o yüzden. Ekstra burada da bir komodim var. Burada şöyle bir dolap var. Yine burayı da hiç kullanmadım. Çünkü ben her yerde bir 3-4 gün kaldığım için genelde hep valizden giniyorum ve valizde yaşıyorum. Ekstra olarak burada bu mini buzdolabı var. Böyle kitaplığımsı bir yer var. Burada da benim ıvır zıvırlarım bu şekilde. Bir tane şemsiyelik, çöp kovası.
Hani şemsiyelik diye düşünüyorum. Çünkü burada sürekli yağmur yağıyor. Mesela 15 dakika yağmur yağıyor, sonra kesiliyor. 3 saat sonra tekrardan bir yarım saat falan yağıyor. Genellikle burada hep böyle şemsiye taşınıyor veya birilerinde evlerde bir şemsiye oluyor. Onun haricinde başka ne söyleyebilirim size? En güzel parta geldik. Banyo var arkadaşlar. Hep istiyordum böyle dışarıda banyo yapayım falan, yani buraya Bali'ye kadar gelmişiz. Güzeldi. Güzeldi, keyifli. Az önce şimdi banyodan çıktım. Banyo güzel. Yani şurada böyle bir askılık var. Merdiven. Klasik zaten. İşte tavanı yok. Ondan sonra banyo. Sıcak su var bu arada. Yani burada ben sıcak su ihtiyacımı her zaman karşıladım. Hiçbir zaman hiçbir yerde olmadı olmadı. O anlamda güzel. Burası ters döndüğümüz zaman da burada lavabo var, ayna var, tuvalet var. Böyle küçük bir bahçe yapmışlar ve duvarda işte yosunlar var ve yine üstü açık. Şöyle gösterebilirim. Ben bu evi banyosu için tutmuştum. Ve bunu bence hak ediyor. Kesinlikle hak ediyor. Banyosu güzel ama evin içi de güzel yani. Evin atmosferi güzel, dışarısı güzel. Burası dediğim gibi açık ara kaldığım en iyilerinden biri. Bunu geçen olur mu? Olabilir, belki kendime bir sürpriz yapar yine böyle ortalama üstü bir ev tutarım diye düşünüyorum. Şöyle yapıyorum ben, böyle 5-6 bir hafta ortalama evlerde, normal odalarda. 3-4 gün güzel odada, sonra tekrar bir hafta ortalama odalarda. Bu şekilde aslında bütçe dostu bir tatil yapmaya çalışıyorum. Burası çok doğa içinde olduğu için böyle böcekler, sinekler veya kurbağaların falan olması çok normal. Çünkü burası tarlaların olduğu bir yer ve çok fazla su var. Ve suyun olduğu yerde de bir bakın böcekler oluyor. Böyle etrafı göstereyim. Şurası da böyle 4-5 tane bungalov var. Onların olduğu bir bahçe aslında. Ben de onlardan birinde kalıyorum. Göstereyim mi? Şöyle bir yer burası. Şöyle biri. Burada da benzer kulübeler var. Kulübe demek birazcık şey olur, villa diyoruz bunlara. Motor çağırdım ve motorla birlikte Monkey Forest'a gideceğiz. Yani maymun ormanına gideceğiz. Burada Ubud'da maymun ormanı çok popüler ve burada bu şehirde maymunlar her yerdeymiş. Ya benim geldiğim burada yok ama her yerde maymunlar varmış. Şimdi onları görmeye gideceğiz. Bildiğiniz maymun ormanı ve maymun ormanında şöyle de bir şey varmış. Yiyecek içecekle kesinlikle girmeyin diyorlar. Çünkü maymunlar onu hissediyor, yani kokuyu alıyor ve direkt olarak saldırıyorlarmış. Çantaları açabiliyorlarmış. Eşyalarınızı çalabiliyorlarmış. Böyle böyle şeyler yaşanabiliyormuş. Bakalım. Şimdi sabah uyandım işte. Otelin kahvaltısı vardı. Onu ettim. Hi. Böyle biri geldi ve Monkey Forest'a gidiyoruz. Şimdi buna 5 dakikalık falan bir mesafede kalıyorum ben merkezden. Merkeze ineceğim ve motor harici 1 saatlik bir yürümem var ama 1 saat yürümek istemiyorum çünkü mesaim başlayacak 1,5 saat sonra. O yüzden böyle motorla 5 dakikada aşağı ineceğim ve sonrasında da Monkey Forest'ı görüp tekrar eve dönüp mesai yapacağız. Buranın yolları çok dar. Yani ancak iki motosiklet aynı anda geçebilirken hem motosikletler var hem arabalar var. Yani zor bir motosiklet sürüşü. Bu arada motosikleti kiralayabiliyorsunuz ama ben tercih etmiyorum çünkü düşersem yaşam tatilde böyle bir riske girmek istemiyorum. Köpek ve hayvan girmesi yasak diyor. Maymunlar saldırganlaşabiliyormuş arkadaşlar. Şimdi 100 metre yürüyeceğim. Motora 50 lira falan verdim. Benim ilk kaldığım yerde genelde her yer 20 lira falandı ama burası 50 lira tuttu. Girelim. Biletleri aldım. Şimdi de giriyorum. Ormana geldiğiniz zaman belli kurallar var. Göz temasında maymunlar sinirleniyormuş ve agresif oluyorlarmış. Saldırıyorlarmış. O yüzden göz teması yok. Plastik veya çanta gibi bir şeyler de getirmeyin. Çünkü onları alıyorlar ve onlarla oynuyorlar. Yok olur yani. Çantandır, plastiğindir, poşetindir.
sonra kesinlikle dokunmayın, onları sevmeyin ve hiç yemek getirmeyin. Anlıyorlar. Az önce gözlerimin önünde bir adama saldırdılar. Arada böyle agresif olabiliyorlar bu arada. Takılıyorlar ya, resmen burada kendi ormanlarında takılıyorlar. Gidiyorsunuz, fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Her yer maymun. Burada var, yerde var. Öyle bakıyor geçiyor yani. Nadir saldırıyorlarmış. Ama yani ben 15 dakikada bir kere gördüm. Nadir midir? Bence nadirdir. Kocaman kuyrukları var bu arada. Kocaman kuyrukları var ve bana bakıyor. Buralardan mesela şuradan ibadet ediyorlar diye biliyorum. İçine girip ibadet ediyorlar suyla. Ve şu balıklar arkadaşlar, bizim bildiğiniz süs balıkları. Burada doğal balıklar. Böyle bir yere geldim. Orman bu arada çok büyük. Bakın böyle her yerde maymunlar var. Kahvaltıları burada ediyorum çünkü içeride masa yok. Bu birazcık negatif bir şey. Bu villanın adı... Kudak. Altıma sıçtım ya. Altıma sıçtım. Zaten kapı dediğime bakmayın. Şununla bu arada. İçeride biri var zannettim ya. Mesela ben bu evde hep çıplak ayak dolaştım. Akşam 10-10.30'a kadar falan çalışıyorum. O yüzden de aslında vlog çekmiyorum. Çünkü benim hafta içlerim full çalışmakla geçiyor. Hafta sonları böyle güzel güzel küçük küçük aktiviteler yapıyorum. Perşembe ve cuma günlerini izin al. Bu hafta 4 gün boşum var. Yarın itibariyle aslında çok daha güzel şeyler, çok daha güzel aktiviteler yapmaya başlayacağım. Mesela örnek olarak şunu söyleyebilirim. Alışveriş. Burada müzik gösterileri oluyormuş, dans gösterileri oluyormuş. Ona gideceğim. İşte havuzlu. Club değil de yani beach club'ın aslında beachsiz, pool club diyeyim hadi. Öyle şeyler varmış. Oraya gideceğim. Bu şekilde yani bir sürü şey yapacağım. Buradaki son günümüz bu arada. Yarın sabah çıkacağım. Yani yarın için aslında hiçbir rezervasyon yapmadım ama biraz da Ubud merkezinde, Ubud şehrinin merkezinde kalmak istiyorum ki birazcık şehirde takılacağım çünkü sürekli yürüyüş mesafesinde olsun istiyorum. O yüzden de Ubud merkeze gidiyoruz arkadaşlar. Burası Ubud merkezden böyle bir 3-3,5 kilometre falan uzakta. Öyle olduğu için de yürüme çok olmuyor. Birazcık daha işte motor kullanmam gerekiyor. Motor kullanılabilir bu arada, okey, ama daha merkezde olursam daha iyi olur gibi geliyor. O yüzden de merkeze gidiyoruz. Bakalım, bu akşam rezervasyon yapacağım. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Bu villayla vedalaşacağız. Çünkü bir yarım saatte, bir saatte buradan çıkmam gerekiyor. Burası benim favorim. Zaten bunu 5 kere falan söylemişimdir diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzeldi. Ve burada şehirden de uzak olduğu için ben bu evde sadece böyle takıldım. Yani chill, rahat. Evin tadını çıkardım ya. Gerçekten evin güzel bir şekilde tadını çıkardım. Şimdi şöyle bir yerdeyiz. Evin adı şu. Bu arada burada şu ahşap desenler çok fazla yaygın. Yani böyle zaten ilk evimi de biliyorsunuz, kapı da öyleydi. Burada sadece üste koymuşlar. Kapı şöyle açılıyor. Böyle bir anahtar var. Bu şekilde. Selam. Günaydın. Açtık perdelerimizi. Ben bu odada yaklaşık bir 4 gündür falan kalıyorum. Burası bayağı ucuz bir oda. Yani gecelik 350 TL'ye falan kaldım. Yaklaşık 200 rupiye tekabül ediyor ve bence fiyat performans diyor da merkeze çok yakın. Eksileri var ama bir bakıma da güzel. Şimdi birazcık size buraya göstermek istiyorum. Böyle bir evin ortak havlusu. Hi, how are you? Yeah, yeah, yeah. Just 5 minutes later, I'm gonna leave. Where are you going? To another place near Ubud. Far away from here? 20 minutes. More in the forest, jungle. Oh, in the jungle. Yeah. Yeah, thank you. Bye-bye. Thank you so much. Can you hit me in the recommend? Yeah, yeah. Okay, and the key is there. On the door. Yeah. Thank you. Şimdi ayrılıyorum ben de. Girişte iki tane sandalyesi var. Yani şöyle bir yer, bir bakıma. Yani tatlı, küçük bir yer ama dezavantajları var. Mesela duvarlar o kadar ince ki bütün konuşmalarını duyabiliyordum. Çok net yani. O yüzden bir bakıma böyle şey bir yer. Fiyat performans ama eksileri olarak mesela soğuk su vardı. Sıcak su sürekli yoktu. Duvarlar çok ince.
birazcık mahremiyet yok. Klima yok, pervane var ama pervane işe yarıyor. Merkeze yakın, bu iyi bir şey. Yakınında çok güzel bir kafe var, orada bütün gün çalışabilirsiniz. İnternet böyle arada gidiyor, arada geliyor, kötü. Ama ucuz, yani işte 4-5 gündür burada kalıyordum. Şimdi de çok güzel bir villaya gideceğim. Mesela buranın 2 katı fiyatı var ama çok daha güzel. Havuzu falan var, göstereceğim zaten. Oraya gidiyoruz. Ben şimdi size odayı küçükten bir göstereyim. Böyle işte bahçeye açılıyor. Benim valizim burada. Emektar. Böyle bir komedim var. Böyle bir yatak var. Pervane var. İşte şöyle bir tablo asmışlar. Işık yukarıda yok, burada var. Yine burada bir konsol. Yok, bu konsol, bu komedi. Ayna. İşte lavabo, çöp kovası, tuvalet, duşakabı. Duşakabını da değil yani. Burada sadece böyle başlık oluyor, o kadar. Banyo falan birazcık eski. Yani çok da bir şey beklemiyoruz. Mesela bakarsanız duvarda falan böyle şeyler var. Böyle bir oda. Dediğim gibi gecelik 350 TL'ydi. 200 Kruplu'ydu. Fiyat performans olarak kalınladı. Ve şehir merkezine gerçekten çok yakın bu arada. Neden olmasın dedirtiyor. Diğer evde görüşürüz. Bay bay. Good. Look at beautiful. It's big. No, big. Don't look big. No. Because short like this style. Or style like that. Beautiful. Ben kendime çok güzel ipekten bir takım aldım. Ve sadece 600 liraya tekabül etti bu. Yani good quality. Good quality diye diye bana sattı. Ben de düştüm yani, yalan yok arkadaşlar. Bugün alışveriş günü. Gayet iyi. Gayet iyi. Çok tatmin oldum alışverişimden. Birine 250 dedi. Yok, 350 dedi. Birine 300 dedi. Şort ve gömlek. Ben ikisini 350'ye mi ne aldım? 320'ye aldım hatta. Yani çok ucuzlar. Yani inanılmaz. Sadece pazarlık yapmanız lazım. Pazarlık yaptığınız anda her şeye sahip olabilirsiniz. Neredeyse yarı fiyatına. Yarı fiyatı. Hi, thank you. Şehir merkezindeyim. Her yer zaten tapınak olduğu için böyle insanlar fotoğraf çekiliyor. Ben az önce şurada çekildim. Bu aldım. 3 tane magnet aldım. 100 bin rupi verdim. Yaklaşık 180 lira falan. Bir şeyler daha aldım ama onları şu an açamam. Bunlar bayağı pahalıydı yani. İkisine birden 2600 lira falan verdim. Ama ihtiyacım vardı. 3 tane genç dans ediyor. Yani ben nasıl bir rüyanın içine düştüm böyle. Dans eden çocukları ve bu kapıyı bıraktıktan sonra arkada bir yer var. Oraya geçiyoruz. Burası da aynı ya. Burası da böyle bir tapınak yani. Bak şurası güzelmiş. Burası Ubud Palace olarak geçiyormuş. Abla, güzel palace. Ve böyle her köşede bir sürü farklı farklı tapınak var. Yani bir köşeye dönüyorsunuz ve böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Benim az önce girdiğim temple buydu, tapınak buydu. Şurada da bak, şu bina sadece hediyelikçilerle dolu. Bütün bir bina boyunca sadece hediyelikçiler var. Yani oradan aslında hediyelik alışverişinizi yapabilir. Gayet iyi. Çok yani fiyatlar bu arada pahalı. Yani pahalı ama şöyle bir şey var. Pazarlık yapmanız lazım. Mesela bana şu bileklik için 100 dedi. Ben 30'u aldım falan. Yani o kadar pazarlığa ihtiyaç oluyor. Kesinlikle yarısını, hatta 3'te 1'ini söyleyin. Ondan sonra da yarıda anlaşın. Bir sokak arası yani burası. Bildiğiniz yolda yürüyordum. Gün batımını izlemeye gidiyordum ve bir anda böyle bir yerle karşılaşıyorum. Yani çok normal. Benim burada okuduğuma göre neredeyse insan sayısı kadar tapınak varmış. Bayağı güzel bir yere geldim. Bayağı güzel. Yani şuraya bakın. Gün batımını izlemeye bir restoranta, bir kafeye gidiyorum ve geçtiğim yola bakar mısınız? Bu ne? Bu ne? İnanılmaz. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şu manzaraya bakar mısınız?
hiç bunlarla karşılaşacağımı düşünmüyordum. Okey, güzel, çok güzel şeylerle karşılaşacağımı biliyordum ama bu değil yani. Baksanız ya. Burası 3 gün boyunca Ubud merkezde kaldığım güzel bir oda. Bundan sonra ateş dansını ve Bali'nin geleneksel dansını göreceksiniz. Here or here? Yes, a corner. Here? Yeah. Okay. Okay. Oh, good idea. This similar like this here. Yeah. Okay. Try this and this. Bugün şelale turuna geldik arkadaşlar. 4 tane şelale gezeceğiz. İlk şelalemize geldik. Şimdi oraya doğru iniyoruz. Mayolarımızı giydik. Yani burada yüzülmüyormuş. Burada ama ıslanacakmışız. Bakalım. Bu şelalede çok güzel fotoğraflar çekildiği için böyle adamlar vardı ve size fotoğraf çekerken yardım ediyorlar ve bağış çalıyorlar. İkinci şelaleye geldik. Adı Kardis Mazuk. Hayır. Taman Sar Waterfall. Burada yüzülebiliyormuş arkadaşlar. Go. I don't want to go to temple. No. No temple. Burada bir tane tapınak varmış da girmeye gerek yok. Şu herhalde. Hiç uğraşmayacağız. Direkt biz şelaleye gidiyoruz. İlkinde yüzülemiyordu. Bunda yüzülebiliyormuş. İlkinde 15-20 dakika falan sıra bekledik fotoğrafları çekilebilmek için ve çekildiğimiz fotoğraflar muhteşem. Şimdi birazcık yüzeceğiz. Ondan sonra da üçüncüye gideceğiz. Göstereyim mi size? Bu bizim üçüncü şelalemiz. 25 ödedik. Yani şelaleler için genelde böyle 20-25 falan ödüyorsunuz. Ubud merkezden şelalelere gitmek yaklaşık her biri için böyle 20 dakika falan sürüyor. Yani yok yanlış söyledim. İlk şelale için 1 saat gittik. 1 saatten sonra her biri için 10 dakika 15 dakika falan gidiyorsunuz. Gayet yakınlar. Yani bir günde sabahtan akşama kadar bir 4-5 şelale gezebilirsiniz. Tabii bizim ATV turumuz olduğu için biz sadece 3 tane gezebileceğiz. Biz bu arada buraya bir turla geldik. Ve turdaki adam bizi gezdiriyor. O yüzden de motor falan kiralamadık. Siz kendi motorunuzu kiralayıp kendiniz de gelebilirsiniz. Ama biz tercih etmedik.
can feel the warm up sun. We're warm again now. Sabah 2 gibi yürüyüşe çıktık. Yani 2'de bizi guide'ımız aldı. Ve şu an saat bilmiyorum 7-8 olabilir. Ah, ops. 2'den 1,5 saat boyunca Ubud'dan bu dağa geldik. Ödedim. El ve ayak masajı, 1 saatlik bir masaj. Ortalama 150-170 liraya falan tekabül ediyor. Çok da hatırlamıyorum, o kadar hızlı çeviremiyorum. İşte 1 saat sürdü el ve ayak masajı. Gayet iyiydi. Ben neden full body masaj yaptıramıyorum dersiniz. Sörf yaparken göğüs kafesimi incittim ve yüzüstü yatamadığım için o masajı yaptıramıyorum. O yüzden de el ve ayak masajı yaptırmaya geldim. Bali'ye gelip her gün masaj yaptırabilecekken yaptıramıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bay bay. Şimdi müzeye geldim. Sanat müzesine geldim. Şimdi size müzenin girişini göstereceğim. Şuradan giriliyor. Şöyle geliyorsunuz. Burada yine muhteşem bir kapı var. Her yerde olduğu gibi. Şurada biletleri alıp buradan da içeri giriyorsunuz. Müzeye 145 bin ödedim. 300 lira falan ödüyorsunuz. Bunun içinde bir tane yemek ve içecek de dahil şurada. Yemek ve içecek dahil. Ayrıca işte müzeye geziyorsunuz. Ya bence gelin müzeye. Gayet iyi. Yani Bali görsellerini, Bali resimlerini, Bali kültürünü görmek isterseniz şöyle 4 tane binadan oluşuyor bu arada. Şu birinci bina en eski görsellerin olduğu. Daha yeni, daha yeni, daha yeni olarak gidiyor. Ben ilk üçünü gezdim. Gayet güzellerdi. Zaten fotoğrafları dediğim gibi koydum. Gördünüz onları. 2 saatinizi falan ayırabilirsiniz. 1-2 saatinizi ayırıp gezebilirsiniz. Bu da yine şehir merkezinde. Şehir merkezinin direkt dibinde. Öyle olduğu için çok rahat bir şekilde girebilirsiniz. İşte alışveriş yapılan alanlara çok yakın aslında. Yürüyerek 5 dakika falan yani alışverişinizi yaparsınız. Bu Ubud Palace'a gelirsiniz. Ondan sonra da müzeye gelirsiniz. Bunlar zaten yaklaşık bir 3-4 saatinizi alır. Belki 4-5 saat. Bir öğleden sonranızı alır yani. Bay bay. Ben afiyet olsun. İyi yemek yiyeceğim. Az önceki evden sonra bu ev nasıl sizce? Yani inanılmaz ya. Arkadaşlar eve bakar mısınız? Burası iki katlı bir yer. Üst katta bir yatak odası var. Alt katta bir yatak odası var. Hepsini gezeceğiz bu arada. Şu anda daha eve gireli bir saat oldu. 1'de mesaim başlayacak. 1'e kadar birazcık güneşlenmek istedim. 2 gece için 1700 civarında bir para verdim. Yani gecelik 800-850'ye falan tekabül ediyor. Aslında burada 2 tane yatak odası var. Yani toplamda 4 kişi falan kalınabilir. 4 kişi kaldığı senaryoda resmen gecelik 200, 2 günlük 400 liraya falan tekabül edecek burası. Havuz büyük duruyor ama ben şu an 0.5'te çekiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, şuradan şuraya 3 metre, burası da olsun 2 metre falan. 3 metre, 2 metre ama gayet yeterli zaten. Şurada bir banyo var. Burada küçük bir mutfak var. Şurada birinci oda var. Yukarıda da ikinci oda var. Hepsini gezeceğiz. Bay bay. Ben şimdi çalışacağım. Buranın tek kötü yanı banyosu açık değil. Açık banyo olsaydı çok daha güzel olurdu. Ama banyosu açık değil. Yani her şeyin bir kusuru vardır.
Ona da kusur bile diyemeyiz yani. Zaten banyo kapalı olur normalde. Açık banyo ekstraya giriyor. Bir dahaki eve açık. Ve manzarası da pirinç tarlaları arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada böyle pirinç tarlaları. Ya bu evin böyle olmasının nedeni şehir merkezindeki bu tarzdaki evler bunun neredeyse 3 katı falan oldu. Lokasyon birazcık daha dışarıda ama aynı kalitede bir yer. Ve çok daha ucuz. Neden burada tutmayayım? Çünkü zaten şehir merkezine giderken sadece 10 dakika motor mesafesi kullanıyorum. Ve şehir merkezine gitmem gelmem benim olsun olsun. Hadi maksimum 50 lira, 100 lira olsun. Burada kalmak daha mantıklı. Şekilde. Hemen burada havuz var. Adı Seker Ubud Villa. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Benimki ortadaki villa. Şu villa. Burada 3 tane var. Burada da 2-3 tane var anladığım kadarıyla. Böyle villalar yaratmışlar. Buradan böyle bir köprüden geçiyorsunuz. Burası da böyle yani şelale denmez de küçük bir su akıntısı var. Bu şekilde. Bayağı ormanın içindesiniz yani. Bu villaları yapmışlar. Burada bir köprü var. Tam karşıda da mısır, hep mısır diyorum ya. Pirinç tarlaları var. Şimdi onları göreceksiniz. Bakın yani villanın manzarası pirinç tarlalarına doğru bakıyor. Bu da benim villam. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra da güneşleniriz. Bu arada güneş yeni çıktı. Mutluyum çünkü bu evin havuzuna dün böyle bir iki dakika girdim o kadar. Hadi yemek yiyelim. Evet, ne sipariş verdim? Bir tane kahve siparişi verdim, cappuccino. Bir tane sandviç siparişi verdim. Bir tane kurabiye siparişi verdim. Bir tane de bagel siparişi verdim. Hadi birlikte bunları yiyelim, içelim. Önce kahveyle başlayalım çünkü canım kahve istiyor. Yani. Burada yemek sepeti gibi bir uygulama var. Ben onu kullanıyorum sürekli. O uygulama sayesinde bu arada motor yolculuklarımı yapabiliyorum. Yemek söyleyebiliyorum. Ondan sonra araba yine oradan taksi oradan söyleyebiliyorum. Yani birçok şeyi bir uygulamada toplamışlar. Yani benim bakımdan benim ihtiyacım olacak her şey orada. Onu her gün kullanıyorum yani en az bir yere giderken kesin onu kullanıyorum. Yürüme mesafesi 10 dakikadan fazlaysa yani bakkala makkala gitmiyorsam kesin onu kullanıyorum. Ki şu anda birazcık daha şehir merkezinin dışında bir yerde yaşadığım için şehir merkezine gitmek için kesinlikle onu kullanmam lazım. Ücret olarak da 12 bin rupi. O da yani 30 lira mı? Hadi 30, 40 lira olmaz yani öyle bir şey söyleyeyim ben size. O kadar ucuza denk geliyor. Kahve bu arada. Evden dışarı çıkmayı düşünmüyorum. Yani gündüz dışarı çıkmayı düşünmüyorum. Şimdi birazcık havuzda takılacağım. Çünkü mesaim var yine saat 1'de. Bu da bagel. Mesaim var saat 1'de. Mesaiye kadar en azından birazcık evin tadını çıkarayım. Çünkü bu evde 2 gün kalacağım ve bir günüm bitti bile. Birazcık daha böyle tadını çıkarmak istiyorum. Evi yaşamak istiyorum. O yüzden buradayız bugün. Ama akşama yani bugün cuma olduğu için akşama kesin diğerleri çıkarım. Ama gündüz değil. Bu da sandviç. Bu da cookie. Bir de buranın porsiyonları çok küçük. Mesela yani İstanbul'da bir yerde kurabiye söylerseniz bu mu gelir? Yani çok küçük bir şey bu. Minnacık bir şey. Yediğiniz her şeyin porsiyonları inanılmaz küçük. Yani biz Türkiye'de büyük porsiyonlara alışmışız ya. Bunlar bana çok küçük gelmeye başladı. Bagel zaten küçük olamaz. Sırf o yüzden de yine bunu söyledim. Bakalım. O zaman birazdan ev turu yapacağım. Orada görüşürüz. Yukarı çıkmam lazım. Yani şuradan manzarayı görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane böyle bir yer var. Burası nereye açılıyor hiç bilmiyorum bu arada. Yani burası arka bahçeye açılıyor. Arka bahçeye açılıyor mu? İşte burası benim villa. Burası yan villa.
yani. İsterse herkes birbirini direkt görebilir yani, bahçesine girebilir. Burası mutfak. Mesela buraya da sizinle birlikte ilk defa geliyorum. Su koymuşlar ama ben hep kendi suyumu kullandım. Böyle bir ocak var, tabak çanak var, tavalar var. Yani burası çok da böyle favorim olan bir yer değil. İyi özelliği burada kiraladığınız her yerde buzdolabı olmuyor. Burada buzdolabı var. Çünkü her odada bulamıyorsunuz. Her odada klima veya buzdolabı bulamıyorsunuz. Bunlara dikkat edip isteyebilirsiniz. Banyo hemen havuzun yanında. Ve mesela üst katta kalıyorsanız üst katta banyo yok. Banyoya girmek için aslında dışarıdan aşağıya inip banyoya giriyorsunuz. Tuvalet, duş başlığı ve zaten küvet. Ve ben sabahın körü bu arada. O yüzden de biraz uykuluyum. Burası hiç açmadığım bir oda daha var. Burası iki odalı bir yer. Ama ben burada hiç kalmadı. Üst kat var. Orası daha ferah. Böyle bir tablo. Yine şaşırtmadı bizi bale kültürü. Böyle güzel bir oda. Burada mesela parmağı var. Bende yoktu ama burada da klima yok. Bende klima var. Böyle güzel mısır. Yani yine mi mısır dedim ya? Yine mısır dedim. Pirinç tarlalarına bakıyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Burada böyle bir oturma alanı var. Dönüyorsunuz. Bu arada şunlar falan da güzel. Şu detaylar da güzel. Çünkü aslında bunlar dışarıda. Böyle şurada aşağıdan baktığınız zaman çok güzel bir görüntü sağlıyor. Buraya geliyoruz. Master bedroom. Şu ışıkları açayım. Açabileceğim tüm ışıkları. Buraya geliyorsunuz. Klima var. Güzel. Televizyon var. Güzel. Ayna var. Güzel. Böyle yüksek tavanları var. Mesela bundan iki ev önceki tahta evi hatırlıyor musunuz? Villalı. Aynı bu şekilde. Yani burası da bakın. Tahta yine böyle duvarda boşluklar var. Yani bu tarz villaların hepsinde böyle oluyor. Manzara gayet güzel. Mesela şu köprüden yürüyerek geçiyoruz. Ondan sonra ana yola bağlanıyorum. Oradan da gidiyorum. Şurada da resepsiyon var. Bu da yine buranın aslında balkonu. Ama yine hiç kullanmadım. Ben hep arkada takıldım ya. Çünkü arkası bence daha güzel. Burası yatak ama dağınık. Başka bir eve gidiyoruz arkadaşlar. Hop çıkayım şöyle gün suratımı görün. Şimdi başka bir eve gidiyoruz. Ve o ev bu ev kadar güzel olmayacak. Maalesef ki. Son bir haftamız Bali'de. Bir hafta sonra Bangkok'a gideceğim. Bangkok'ta da bir hafta kalacağım. Yani total tatilimin 3 haftasını tamamladım. 2 haftası daha kaldı. Bunların bir haftası Bali'de, bir haftası da Bangkok'ta. Tamam, bay bay. Diğer yerde görüşürüz. Günaydın. Yine başka bir eve. Ve nerede yatacağım bilmiyorum. Dün akşam Airbnb rezervasyonu yaptırdım. Ama hala kabul etmediler. O yüzden de şu anda evsiz, barksızdım. Ama bulacağız belki yani, sıkıntı. Şimdi valizi kapatıyorum yavaştan. Şimdi valizi kapat. Nereye bunu bilmiyorum ama bunu.